Bir önceki başkana kırgın mısın? Burak Elmas başkana. Yok asla kırgın değilim. Bizim Galatasaray başkanına kırgın olmak gibi bir haddimiz olmaz. Bu olarak da. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. O gün... Zaten kırgın olsam tutamam ben kendimi. Çıkar bir şey söylerdim. Zor bir şeydi kırgın olmamakta biliyor musun? Gaz, Galatasaray'la sözleşmenin bittiği son maçta değil oyuna girmek kadroya bile alınmadın. Bu yüzden kırgın mısın diye soruyorlar. Yok, neden ya? Ee, ben 2005 yani şöyle düşün 1999 7 Eylül'de Galatasaray altyapısına girdim. Ben giydiğim formaya bakarım 99 yılına. Bitirdiğime değil. Benim Galatasaray formam her zaman üstümde. Kimse çıkartamaz onu. Aziz Yıldırım sana gerçekten transfer teklif etmiş miydi? Ya, yok artık sen de sorduğun soruya bakalım. Merak musun? ediyorum o. Yok artık bilmiyor musun yani? Hayır bir konuşma olduğunu biliyorum. Bu arada Aziz Başkan'a geçmiş olsun. Ha, çok tabii başkana buradan da çok geçmiş olsun çok Iyi bir, çok iyi bir rakipti be. Çok iyi bir Fenerbahçe. Ydi. Çok iyi bir rakipti bir defa. Yani çok güzel rekabetti. Şimdi yıllar geçince insanlar bazen onu özlüyoruz. Somut teklif yapıldı mı sana? Olur. Yoksa yapıldı. bu hani televolülerde gördüğümüz Yok. ya ben Arda istiyorum mu? Defalarca yapıldı sağ olsun. Çok saygıyla, kibar yani beni onurlandırarak yapıldı. Galatasaray yönetimlerine başkanlarında. Biz de aynı şekilde, aynı saygınlık ve kibarlıkla cevap verdik. Başakşehir'e gelmek hata mıydı? başka bir tecrübeydi hata değildi o günün şartlarıyla alakalı o günün şartlarını tahtaya yazıp konuştuğumda yine aynı şeyleri söyleyebilirim Göksel abiye Mesut abiye oradaki bir sürü insana ayrı ayrı teşekkür ederim sadece e, şundan dolayı üzüntümü belirtebilirim yani geldiğimde hemen şampiyon olmak ben onlara o gün de söylemiştim abi buralarda olmak şampiyonluğu getirecek zaten sabırlı olmak lazım ama tabii o günkü tutku o sabrı getirmedi diye düşünüyorum hmm. ama onun dışında hiçbir şeye hata diyemem e, çok güzel keyifli anılar tecrübeler edindim çok güzel dostluklar edindim. O dostlukları hala yanımda taşıyorum. O yüzden e, Başakşehir'in de özel ve futbol, Türk futbolu için güzel bir örnek kulüp olduğunu düşünüyorum. O yüzden hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Okan Hoca orada orada bir şampiyonluğu var. Tabii yani. şöyle bir şey var. Oralarda olursan yani bir sene ikinci ikinci sonra şampiyon oluyorsun. Sonra şampiyonlar ligine gidiyorsun. Bunun ne olacağını anlatmıştım ama tabii çok sabırsızlardı. Hani ben gelince tabii onlar da haklı olarak şampiyon olmayı beklediler ama <laughs> zordu her şey. Galatasaray'da transferi siz yönetiyor olsanız şu anda hangi pozisyonlara acilen oyuncu alırsınız diye soruyorlar. Çok sert soru soruyorsun. Değil mi? Bu okuyucu sorusu. Okuyucu diyorum. Aklım hep dergiden okuyucu. Ee, açıkçası arkada e, ile beraber arkadası, arkası 5 yabancı oluyor. Gerçi Abdülkerim geldi. Ama marka varsa Abdülkerim'i oynatmak da hani nasıl oynatacakları aile alakalı. 5 olduğu için 2 e, de yani ortaya koyduğun zaman yabancı yabancı çok fazla oluyor. O yüzden e, mutlaka ki Türk oyuncu defansa transfer etmek isterdim. Bunun içinde en önemli isim Kaan Ayhan olabilir atıyorum. Hmm. Mert Müldür olabilir. Abdülkerim, Kaan Ayhan, Mert Müldür. O rotasyonda bizim ligdeki e, bizi rahatlatacak bir rotasyon olabilir. E, Okan çok iyi bir kaleci. E, Mustera ile beraber Mustera mutlaka ki yardımcı olacaktır. Çünkü çok iyi Galatasaraylı. Çünkü yabancı kural olduğu için bunları söylüyorum. Çünkü ön tarafa daha önemli hamleler yapmak lazım. Neden? Yunus'la Kerem'i daha rahat ettirebilmek için. Yani çünkü e, ne olursa olsun Emre Akbaba hiçbir zaman boşa atılacak bir oyuncu değildir. Hı hı. Çok kıymetlidir. Emre Kılınç öyle e, benim Türk kardeşlerim hepsi çok değerlidir. Galatasaray takıma çok e, faydaları olacaktır. Ama Galatasaray formasının kıymetini bilmeliler. Şampiyonluk dışındaki her şey başarısızlıktır. Arda abiler onlara gösterdi bir golle şampiyonluğu kaybettiğinde ne halde olduğunu bilirler. Eee Yabancı... Mutlaka ki ama orta sahada 8 yani 4-3-3 oynanacaksa ki ben bunda çok yani bence 4-2-3-1 de Türkiye'de çok geçerli bir sistem. Mutlaka ki iyi bir ön libero, iyi bir forvet arkası oyuncusu alınması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası. Okan Hoca ile konuştun mu hiç bunu? Ee, konuştum. <laughs> ne diyor hoca? Okan abi zaten yani biz benzer özellikleri taşırız fikir olarak. Hmm. Futbol fikir olarak. Çok uzak değiliz. Hocanın futbolculuğu da çok İyi çok, defa durmazdı e, bir, Ben çok severim öyle baskıya giden oyuncu. Yani sen yorgunsundur o gider ama yine de. Yani çünkü arkadaşın gittiği zaman sen de birini kapatmak zorundasın ya sen de gidersindir. Okan abi futbolcu karakteri olarak da kendi karakteri olarak da zaten oyunu geride kabul edebilecek bir yapısı yoktur. O yüzden bizim için avantaj olduğunu düşünüyorum. Bir de Okan Okan Hoca'nın çok geçirdiği sakatlık. Yani inanılmaz bir sakat. Yani de, Oradan dönmesi de bir acayip. Yani, yani e, tabii ki o zamanki tıp bilmiyorum ama ayak kırığı bağ sakatlıklarına göre daha iyi bir sakatlık. Öyle mi? Ben hmm. yani tabii uzman hocalarımız daha iyi bilir ama benle aynı fikirde oldukça olacaklarını düşünüyorum açıkçası.